2020 yılı sonrası ve 2021 başlarında adeta kuraklık diye bir korku sardı içimizi. Ki gerçekten öyle bir duruma geldik ki buğday, arpa, huva toprağın altında adeta bekliyor. Çıkmıyor, su yok, yağmurlar yok, kar yok. Tabii çok büyük bir korku sardı üreticimizi. Kuraklık çok büyük tehlike. Ki daha sonra Mevlam Cenab-ı Allah şükürler olsun ki bol yağmur ve kar verdi. Ocak sonu, Şubat başlarında almış olduğumuz yağış ve kar şu anda yüzeydeki su ihtiyacımızı gidermiş diyebiliriz. Kaldı ki tabii bundan sonra da çok büyük ihtiyaç var. Şu anda ekinimizin, buğdayımızın kardeşlenme dediğimiz çok güzel bir durumda. Yani şu alan bir ay önce tek yaprak görünmüyordu burada, tek dal görünmüyordu. Tohum aşağıda çimlenmiş halde veyahut da çimlenmeyi bekleyen bir halde bekliyordu. Çok şükür çok güzel bir şekilde çimlendi. Kardeşlemesini yaptı. Bundan sonra bolca yağmura ihtiyaç var. Artık havalarda baya baya ısınmaya başladı. İşte birinci cemre düştü, ikinci cemre gelmek üzere. Bu nedenle yağışımız çok güzel. İnşallah önümüzdeki Mart ayı olsun, Nisan ayı bol bereketli olur ki huvat ekimiz az, yeterli değil. O açıdan bol verim almamız gerekir. Geçen yılki gibi %50 kayıplarımız olmamalı. İnşallah verimli bir yıl olur. Şu anda üretici olarak durumumuz pek iç açıcı değil. Ama kış yağışları, bundan bir ay önce olan kar yağışları şükür bayağı bir, yani bizi bir rahatlattı. En azından tarladaki toprak altında duran mahsulümüz, tohumumuz hepsi patladı. Şu anda toprak yüzüne vurdu. Tabii ki inşallah hayırlısıyla Nisan ayındaki Nisan yağmurları da gelirse daha da iyi olacak. Yani şu anki gelişat iyi, şükür. Geçen yıllardaki duruma göre ekinimiz şu anda bir 10-15 santim daha kısa diyebilirim yani. Çünkü geçen yıl yağışlarımız buna göre daha iyiydi. Yani ekinimiz geçen yıl şu anki konumu Kasım ayında, yani kışa girmeden ekinimiz bu şekildeydi. Yani bu kış yağışlarından sonra ekinimiz en az 10-15 santim, 20 santim gibi boya gelmişti. Ama bu sene maalesef, yani buna da şükür, yani kış yağışları biraz geç de gelmesine rağmen karın şu an iyi.